AKP'nin sendikasızlaştırma yasasına karşı sendikalar uluslararası boyutta güç birliğinin ilk adımını attı. Uluslararası Gıda ve Turizm İşçileri Federasyonu Genel Sekreteri Ron Oswald, Türkiye'deki sendika yöneticileriyle bir araya geldi. Türkiye'de işçi sorunları ve AKP'nin sendikasızlaştırma yasasına karşı sendikalar İstanbul'da uluslararası boyutta güç birliğinin ilk adımını attı. İşçi hakları ihlallerine dair ve çok uluslararası örgütlenme faaliyetlerine dair Türkiye'deki sendikaların ve uluslararası sektör federasyonlarının ortaklaşa bir dizi etkinlik düzenlemesi, bir dizi faaliyet yürütmesi bundan sonra daha fazla bir arada ve daha koordineli bir şekilde hareket etmesini sağlayacak bir yapı oluşturmaktı. Uluslararası Gıda ve Turizm İşçileri Federasyonu Genel Sekreteri Ron Oswald, DİSK, KESK ve Türk İş çatısı altındaki birçok sendikadan genel başkan ve yöneticilerle bir araya geldi. Oswald, Türkiye'deki yeni sendikalar yasasını eleştirdi. Bu aynı zamanda işçilerin toplu sözleşme hakkını kullanmalarını engellemektedir ve aynı zamanda da grev hakkının kullanılmasının önüne de çok ciddi engeller getirmektedir. Birleşik Metal İş Genel Sekreteri Selçuk Gürtaş, Sanayi Bakanlığı'nın sendikal hareketi bitirme hedeflerini içeren raporuna dikkat çekti. Sanayi Bakanlığı'nın raporunda şu kelimeler çok net bir şekilde yazıyor. Avrupa'da işçilik pahalıdır, Türkiye'de ucuzdur. Türkiye'ye sermaye çekebilmenin yolu sendikal hareketi bastırmak, emek hareketini bastırmak ve ücretleri baskılandırmak diye çok açık Sanayi Bakanlığı'nın raporlarında var bu. Tek Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel de işçi hareketinin yeni sendikalar yasasının üstesinden geleceğini söyledi. Sendikal hareket işçi sınıfı bu mücadeleyi verecektir. Biz yasaları parlamentoda çıkaranların yasası olarak görürüz. İşçi sınıfının görevi yasaları değiştirmektir mücadele ederek.